Bakalım çiğ köfteden yediniz. Çiğ köfte hakkında fikrinizi alalım. Şimdi birincisi çiğ köfte hakikaten Türkiye'ye özel bir yiyecektir. Ondan sonra dışarıda pek benzeri de pek görmedim. Hani dünyanın çok çeşitli ülkelerinde yemek yedim, mutfağını tanıdım ama önce söyleyeyim ki hakikaten Türk mutfağının üstüne yok. Yani bunu söylerken bedava söylemiyorum. Kendimizin reklamını yapmak olarak söylemiyorum ama hani Batı ülkelerinin başkanlarının, krallarının, bilmem nelerin sofralarında yedim ettim, şey ettim. Çeşitlilik açısından, damak tadı açısından, lezzeti açısından Türk mutfağının yanına yaklaşanı bile yok. Ama bunun reklamını yapamamış o ayrı bir şey. Bu bizim yaşadığımızda. Şimdi çiğ köfte aslında yapımı kadar lezzetini vermesi de zor olan bir gıda. Neden? Çünkü pişmiyor, kızartmıyorsun, fırına koymuyorsun vesairesi. Yani mesela ete lezzetine veriyor, ete pişirmek lezzet veriyor. İster hani kebap olarak yap, ister haşlama yap, ister fırında yap, nasıl yaparsan yap. Çiğ yediğin zaman etin lezzeti olmuyor. Çiğ olarak etin lezzeti bir tek sucuk ve pastırma da var, o da işlenmiş. Dolayısıyla çiğ köftenin lezzetli olması sanıldığından çok daha zor bir şey. Ondan sonra ama bunu arkadaşımız başarmış. Hakikaten yediğim acısı son derece normal, yani acılı değil. Kıvamında, çok kıvamında. Hem hafif acı tadını veriyor. Onun yanında da böyle hafif bir tat, şeker tadı gibi bir tatlı bir tat da geliyor şeyine. Tam olarak oturtmuş. Mısır özü yağı kullanıyormuş. Bir de dedim zeytinyağınla da biraz dene. Ondan sonra şimdi yağ olayı kayganlaştırır. Yani her yerde vardır ya. Yani insanın için değil, arabalarda vesaire de. Dolayısıyla yağ da çiğ köftenin ağızda daha kolay kaymasını, etmesini önler, dişlere yapışmasını önler. Gerçekten kutlarım kendisini. Bir de öğrendim günde 5 ton üretiyormuş, muazzam bir rakam. Hani şu yani bir kişi yese yese bir seferinde 100 gram, 200 gram yer. Demek ki İstanbul'da her gün 50 bin kişi çiğ köfte yiyor. Bravo. İnşallah daha büyüğü de olur. Çok teşekkür ederim. Bir de firmamızın sahibinden çiğ köfte ile ilgili bilgiler alalım. Kendisi bu işin sırrını anlatsın. Ne zaman başlamış? Evet, kesinlikle. Siz yormamak için mikrofonu alabilirim. Şimdi bakanımızın söylemiş olduğu söylemlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel değindi bazı konulara. Ürünün nasıl zor olduğunu, nasıl zor üretebilen bir ürün olduğunu kendileri değindiler. Bakanımızın bıraktığı yerden gidelim. Hani 5 ton çiğ köfteyi kimler yiyebiliyor? Bu ürün nasıl tüketiliyor bu kadar yoğun? Bakanım şimdi günümüzde şu an ekonomik olarak tek şu an sayabileceğim aslında çiğ köfte kaldı. Tabii ki son günlerde bu ham maddeye gelen zamlar bizi çok ciddi manada yoruyor. Ama biz yine de karlarımızdan feragat ederek biz daha uygun fiyata tüketicilerimizi çiğ köfteyle buluşturuyoruz. Çünkü bu milli yiyeceğimiz, bu bizim yerli ürünümüz. Buna sahiplenmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın daha çok uygun fiyata ulaşıp tüketmelerini sağladığımız için de ekonomiye, üretime, istihdama destek olduğumuz için de ayrı bir gurur duyuyoruz. Biz bu varoluşumuzu, buralara kara gelişimizi de tüketicilerimize borçluyuz, bayilerimize borçluyuz. Buradan bunlara da hepsine teşekkür ediyorum. Kaç bayiniz var? Şimdi Türkiye bildiğiniz üzere çok büyük bir coğrafya. Buralarda çok ön yüzlere çıkmak bayağı bir rakam gerektirir. Biz çeşitli illerde, çeşitli ilçelerde, semtlerde şubelerimiz var. Biz Adıyaman Vira Çiğ Köfte ve Mevzu Bahis Çiğ Köfte firmalar, markalar olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz şunu slogan üzerinden çıktık. Dedi ki Mevzu Bahis vatan ise gerisi teferruattır. Dedi ki madem öyle o zaman mevzu bahis çiğ köfte ise gerisi teferruattır. Bu sloganla çıktık çok şükür. Şu an belli bir pazara sahip bir markayız. Dolayısıyla bu şekilde kısacası. Peki bir şey daha sorayım. Bu çiğ köfte geleneksel olarak hani Elazığ'da da var, Antep'te de var, birçok ilimizde var. Çiğ köfte hangi ilimizin özgün
Şimdi bu soruya aslında çok soruluyor bu sorular bize. Aslında bizim söylediğimiz şey şu. Biz Türkiye çatısı altındayız. Bizim çatımız Türkiye. Yani iller bunların birer parçasıdır. Bunlar birer güzelliğidir. Bu illere, il bazına indirgemek şahsen bu kişisel fikrim. Ben asla kabul etmiyorum. Çünkü neden? Biz Türkiye'yiz. Biz bir ülkeyiz. Yani ülke bazında bakmak lazım. Asyalı'da bu Adıyaman yapmış, Urfa yapmış, Mardin yapmış. Herkes bunu yapıyor. Her yere kendine göre bir çeşit katar. Evet. Bu çeşit, bu bizim zenginliğimiz yani. Biri acıyı daha çok kullanır, evet. Az kullanır. Biri maydanozla yer, öbürü dereotuyla yer. Ama şunu söylemezsem eksik alacak. Ben her yerde bunu söylüyorum fırsat buldukça. Biz Urfalılara çok teşekkür ediyoruz. Urfalılar bu ürünü tanıttılar. Sıra gecelerinde bunu sürdürdüler. İnsanlara benimsettiler. Biz Adıyamanlılar olarak da etsizini çıkarttık ve bunu sanayileştirdik. Hani aslında bir sorunuz cevapsız kalmasın diye bunu ifade ettim. Çok teşekkürler. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sizlere nereden ulaşacaklar? İnternet sitelerinden mi? Bayi bize efendim bu konuda da bilgi verirseniz www.mevzubayis.com.tr www.adiyamanviraciköfte.com üzerinden bizlere ulaşabilirler. Şimdi marka Mevzubayis Çiğ Köfte mi? Evet efendim. Çok güzel. Marka da çok değişik. Evet. Yani sloganı bakanım dediğimiz gibi Mevzubayis yani vatan ise Mevzubayis Çiğ Köfte diye girip evet, çıkıyor. Evet efendim. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şöyle diyeyim ben size. Mesela Mevzubayis'in kısaca tanımını yaparak sonlandırmak istiyorum. Mevzubayis aslında söz anlamıyla, sözcük anlamıyla söz konusu demek. Bahsettiğiniz bir şey demek. Günümüzde biliyorsunuz hani çiğ köfte markaları veya çiğ köfte üreticileri çoğalmakta. Ama biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki yok efendim Mevzubayis çiğ köfte ise gerisi teferruattir. Başka bir şey demiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olasınız. Evet, buradayız başkanım. Teşekkür ettik. Ben de alayım. Sohbet etme şansımız da olmuştu Adıyaman'dan. Güzel bir lezzet. Mikrofonda birkaç cümle paylaşmak ister misiniz? Teşekkür ediyoruz bu arada. Çok kıymetli Haziran, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Biz Mevzubayis Çiğ Köfte ve Adıyaman Vira Çiğ Köfte markalarımızla Türkiye genelinde bayilik vermek suretiyle hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla biz Türkiye'mizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına fayda sağlayan bir markayız efendim. Bu saydığımız hususların bir parçası olduğumuz için de ayrıca bir gurur duyuyoruz. Biz şunu söylüyoruz, Mevzubayis tüketici ise gerisi teferruattır efendim. Teşekkür ediyoruz, var olun. Teşekkür ediyorum Robin ailesine. Bu ödülü de ben tüm çalışanlarım, bayilerim ve tüketicilerim adına alıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Var olun. Teşekkürler. Akşam yolculuğunuz sizin.